İxlas doğrusunda nihayetli hikayeler çok, rivayetler çok. İxlas doğrusunda bir qancha ayeti kerimeler, hatta ki alohida İxlas surası hem var. Hikayeler hem çok, hadisler hem nihayetli çok. Ana şu İxlas doğrusundaki hikayelerden birini aytib bermoqchiman. Ben. Abdullah ibn Mubarak rahmetullah aleyhinin devrlerinde ana şu zatını İxlasga namuna qilgan bir amellerini sizler bilen bəhəm kurmoqchiman. Abdullah ibn Sinan aytadilar ki, bir günü Tarasus'ta Abdullah ibn Mubarak bilen birge edik. Cerçi cerçi akırıp kaldı, düşman yani yav bastırıp geliyipti deyip. Tezlik bilen büyürük buldu, Müslüman askerler düşmanını karşılayıp şehirden taşkarga çıkıp onlar bilen uğruşuş için saf tarta başladılar. Şunda men ham Abdullah ibn Mubarak ham birgalikda askerlerini safiga qo'shildik dediler. İki tarafta qo'shin saf tortib turibdi. Rumliklar bu tarafga biz tarafga bostirib kelgan edi, ya'ni Tarasusga dediler. Şunda rumliklarning ichidan bir bahodiri chiqdi-da, o'rtaga turib olib, kekkegan holatda, gerdayib, o'zini g'oz tutib, otini o'ynatib, u yoqdan bu yoqqa yugurib, yakka-yakka olishuvga musulmonlardan birorta bir raqib bormi deb chaqira boshladi dedilar. Musulmonlarning askarlarining ichidan bir inson chiqdi, ancha vaqt jang bo'ldi va rumlik düşman musulmonni shahid qildi. Yana dov bormi dedi. Yana yurak yutib birorta chiqadigan marding bormi deb rumlik, ya'ni mushrik nihoyatda dag'dag'a bilan baqira boshladi. Yana bir musulmon chiqdi, uni ham o'ldirdi. Barıp barıp, mana şu çakırık devam etti ve 6 ta Müslümanlardan asker çıktı, birinketin hamalarını öldürdü. Yeniden ilgili kekke işi, kibru havaya birleşi, ozunu gavdasını gaz tutup, kudu horazlar dek, gazlar dek kekkeyip, yadan beka yürüyüşü, atını oynatışı, hammanın alamını keltirerdi. Yani bar mı bir arta, yakke mekke arışıgı çıkartıyken deyip, dağdağa kadar başladı. Müslümanlar tarafından hiç kim yürek yutup yakka yemekke alışuvga çıka almadı. Şimdi yanımda turgan Abdullah ibn Mubarak menge etti ki, hazır men cenge çıkamam, ama bazı cengde öldürülerdiğim bursam, falan falan işlerini kılıp koyarsan diye vasiyet kıldı da çıkıp gitti dedi. Çıktı, müşrik bilen ceng meydana da yakka yemekke alışuv başlandı. Çemesi bir saatler alışuvdan keyin Abdullah müşrikini öldürdü. Keyin müşrikler tarafga qarata dağdağa bilen baqıra başladı. Yana bar mı bir orta yakka yakka arışuvga çıkadiganing dedi. Yana bir müşrik çıktı, onu ham öldürdü. Yana davat kıldı. Üçüncü müşrik çıktı, onu ham bir pasta, yani arzimas bir vaqtning ichida öldürdü. Barıp barıp müşriklerden ham, yani rumliklar tarafdan ham 6 ta düşman çıktı. Ketma-ket hamalarını, yastığını qurutdi Abdullah ibn Mubarak. Ve endi düşman tarafga qarata dağdağa bilen bakırar idi. Qani bir orta yurak yutup yakka-yakka alışuvga çıkadiganing bar mı? Agar marding bolsa çık, yakka-yakka alışuvga yuraging yetadigan bolsa, yani kuvvating yetadigan bolsa, o'zingga ishonadigan bolsang çık deb baqira başladı. İki safning ortası uyoqdan bu yoqqa yurdi, düşman tarafdan bir orta ham adam çıka olmadı. Müslümanlarni nihoyatda ishonchlari uyg'ondi. Müslümanlarını alhamdülillah galabaga bo'lgan umidleri nihayet alengelendi. Ularda ruhan kuvvet hasıl buldu. Abdullah ibn Mubarak ise iki safın ortasında uyardan beri yürüp yürüp ahırı safın ahırıga vardı da yok bulup kaldı. Bir peyde hayran bulup Abdullah hayrge kitip haldeyken deysem, şunu da karasam yanımda Abdullah peyde bulup durdu. Arkadan gelip indemesine koşulup ağırken. Menge etti ki, ey Abdullah dedi, yani Abdullah ibn Sinan geyti yaptılar da, Abdullah dedi, bana şu vakiyeni min tirikligimde, eğer bir artasıya eytedigen bulsan, falan 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 buladı deyip ağır geplerini gəpirdi, dedi. Ve şimdi Abdullah ibn Mubarak vefat etkenlerden keyin yine Abdullah ibn Sinan, bana şu, ıxlaska nemune buladigen üç bir hikayeni başkalarına eyti başlayan. Azizler tarihimizde ana şimdi büyük zatları ötken. Bir amalini qiladigan bo'lsa ixlos bilan qilishgan. Samimiy Allohning roziligi uchun amalga oshirganki, bu qilgan savobli ishlarini birovlarga ko'z-ko'z qilishdan ular hayo qilganlar.
Tasodifan birov bilib qolsa ham xijolatdan yerga kirib ketadigan darajada yuzlari qizargan. Chunki ular Alloh uchun bu ishlarni qilganlar. Mana buni ixlos deydi. Buni muhabbat deydi. O'zini qiladigan yaxshiliklarini yashirib yuruvchi, odamlarni ko'zida maxfiy tutuvchi, ilojini boricha ular bilmasliklari uchun har xil chora-tadbirlarni ko'ruvchilar bu ulug'lardir. Bu mashoyixlardir. Bu salafi solihlardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Darul Fununda dars olgan sahobiylar, tobe'inlar va taba tobe'inlar dinimizda, shariatimizda xizmat qilgan, javlon urib, taqvoda, parhezkorlikda hammaga namuna bo'lgan buyuk zotlarning hayotlaridan namunadir. Mana shunday ixlos bilan agar qilinadigan bo'lsa biror amal, albatta uning ajri mukofoti Alloh taoloning huzurida qiyomat kunida o'zi hisob qila olmaydigan darajada, egasi xayolga ham keltira olmaydigan darajada buyuk qilib beriladi. Tasavvur qiling, 6 ta musulmonni o'ldirgan mushriklarning eng pahlavoni, eng bahodiri, eng quvvatlisi o'rtada yerni tepib, ot bilan changitib, dag'dag'a bilan yana yakka-mekka olishuvga odam bormi deb turgan paytida o'shanga qarshi chiqish yurak yutib, o'shanga qarshi chiqish oson narsa emas. Buni faqat Allohni sevgan bandalargina, Allohga muhabbati, ishqi nihoyatda mustahkam bo'lgan bandalargina, ixlosi nihoyatda mustahkam bo'lgan bandalargina qila olishi mumkin bunday ishlarni. Ana shunday insonlardan bittasi esa aynan Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi edilar. Alloh taolo hammalarimizga ham shunaqa ixlos bersin. Shunday muhabbat bersin. Qilayotgan ishlarimiz yolg'iz Allohning roziligi uchungina amalga oshirmoqlik baxtiga muvaffaq etsin. Riyokorlikdan, ujubdan, manmanlikdan, xo'ja ko'rsinga ish qilishdan yoki odamlar gapirsin uchun shuhratparastlik, yana qandaydir obro' e'tibor, dunyoviy g'arazlar uchun biror bir amalni qilmoqlikdan Alloh taoloning o'zi asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.